Ülker yani uzun zamandır yatırımcısını üzen, son dönemde de çok mutlu eden şirketlerden bir tanesi. Son çeyrek yine yüksek bir zarar geldi ama yüksek bir zarar gelmesine rağmen pozitif ayrışıyor. Burada birazcık ne derler ona, böyle dipten dönüş hikayesi gibi bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü uzun yıllardır devam eden yüksek bir borçluluk var. Borç hala çok yüksek ama dolar bazında borcun azaldığını görüyoruz ve İşte benim hep orada baktığım rasyo net borç favektör. Yani toplam net borcun fave oranı. Çünkü bunun işte dörtlerin beşlerin üzerinde olduğu bir şeyde oranlarda çok sürdürülebilir olmuyor. Hatta ben üçün üstündeki net borç favektörleri çok böyle tavsiye etmem. Yüksek faiz ortamlarında özellikle. Şu an burası 2,7'lere doğru geldi. Bunun güzelliği şu. Hem bir yandan net borç dolar bazında düşüyor. Hem de FAVÖK bir yandan dolar bazında yükseliyor. Yani iki taraftan da rasyonun düzeldiğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıllar ülke için bir toparlanma dönemi olabilir. Yani o yüzden de açıkçası ben beğendiğimi söyleyebilirim. Şu an TL bazında baktığımızda 30 milyar piyasa değeri var. Deyince aslında çok daha büyük bir marka, çok daha büyük bir şirket geliyor akla. Ama piyasa tarafında uzun zamandır elde edemediği karlar yüzünden diyeyim, ettiği zararlar yüzünden çok öyle fiyatlanmıyordu. Son dönem birazcık daha değerini en azından buluyor diyebileceğimiz noktalarda. Ve bu borçluluk azaldıkça karlılık da artacaktır beraberinde. Son çeyrek tabii kurdaki aşırı yükseliş dolayısıyla yüksek bir zarar gördük. Ama bu çeyrek muhtemelen yeniden toparlayacak. 9 aylıkta da artıya geçecektir diye düşünüyorum. Dediğim gibi birazcık daha böyle orta uzun vade hikaye bakanlar için gıdacılar zaten bu ara çok meşhur. Bir yandan da borçların dolar bazında düşüyor olma hikayesiyle Ülker bence önümüzdeki sürecin favorilerinden bir tanesi olabilir diye düşünüyorum.